Merhabalar efendim, yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün de böyle bir filtre kullanalım dedik. Ben renkli, onlar renkli, renksiz. Pogo orada bakın, oturuyor. Efendim, yeni bölüme başlayalım. Bu hafta size bir İspanyol dizisi önereceğim. Intimidad, Intimacy. Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese video ha hecho un daño grave a mi imagen pública. Bu diziyi seyredecekseniz hazırlıklı olun, ağır bir dizi. Biraz böyle House of Cards benzeri siyaset anlatan ama İspanya'daki siyaseti anlatıyor. Daha çok Avrupa siyaseti diyebiliriz buna. Intimidad, Intimacy dizisi bence iyi bir yapım. 2022 yapımı bir Netflix dizisi. Netflix İspanya'daki yapımlarına bu aralar özen gösteriyor. Bir başka dizi daha var, onu da sonra Kontrol Z. Onu da anlatacağım size bir başka bölümde. Ama Kontrol Z'ye gelmeden önce Intimacy'yi biraz bakalım istedim. Intimacy'nin başrol kahramanı Casa de Papel'den tanıdığınız Itziar Ituno. İkinci oyuncu Patricia Lopez Arnaliz ve Veronica Ekgui diye okunuyor. Itziar Ituno aslında Casa de Papel'den sonra birçok dizide de oynadı. Klipler çekti, müzisyenlik yaptı. Şimdi bir siyasetçi oynuyor. Efendim, siyasetçi Madrid'de belediye başkanı. Tabii Avrupa'da belediye değil, komünal bunlar. Dolayısıyla valiyi oynuyor. Valiliğe aday bir kadının başından geçenleri oynuyor. Parti içerisinde nasıl onu alt üst etmek için ne oyunlar oynanıyor, Avrupa siyaseti nasıl çalışıyor birazcık görmek isterseniz bu diziye bakabilirsiniz. Özellikle İspanya'da çok söylerler, İspanya'da kadın üzerinden yapılan siyaset aslında oldukça eleştirildi. Yani İspanya'da mesela daha önce biliyorsunuz Katalan bölgesinde ayaklanma olduğunda, yani Barcelona'da ayaklanma olduğunda, özgürlüğünü istediğinde Katalonya, yine onların lideri de bir başka kadındı ama daha çok partinin lideri olan bir erkek ön plana çıkmıştı. Efendim, biraz burada da öyle esintiler var. Bir partinin liderlik koltuğuna nasıl geliyor, hangi kademelerden geçiyor, hangi entrikalara uğruyor diye geliyor. Aslında ama kısaca şöyle bir şey diyebiliriz. Intimidad, intimacy de adından da anlaşılacağı gibi intimacy, yani bu kadının, başrol oyuncusu, siyasetçinin bir erkekle olan ilişkisi, ki bu erkek de daha sonra ortaya çıkıyor ki önemli bir isim. İşte bu ilişkinin video kaydının alınması ve bunun internette dolaşıma sokulması ile birlikte mahvolan siyasetçinin hayatı anlatılıyor. Itziar Ituno gayet başarılı bir oyuncu bence. Tabii biliyorsunuz Netflix böyle bir diziyi sevince hemen onun başrol oyuncularının başka yerlerde oynadığı oyunları ya da başka yerlerde oynadığı dizileri de satın alıyor. İşte bu da onlardan biri gibi gözükse de aslında politik bir eleştiri filmi olarak gözüküyor. Bir Avrupalı House of Cards aslında. Burada başrol oyuncusunun içerisinden geçtiği, tabii Itziar burada evli, çocuğu var vesaire. Bütün hayatı artık kamunun önünde görünür oluyor ve her şey birbirine giriyor. Kızının hayatının nasıl alt üst olduğu, kocasının durumu vesaire diye. Bir matriyarkal dizi aslında. Yani mesela bu dizide başrol oyuncusu olan siyasetçinin, Ituno'nun eşiyle olan ilişkisi özeline baktığımızda çok matriyarkal bir durum söz konusu. Çünkü eşi çok ezik bir tip. Ve her şeyi kendisi kontrol ediyor. Ituno, yani ailede kadın kontrolü üzerinden gidiyor. Kadının babası da o şekilde düşünüyor ve yani aslında kararları veren kadın. Ve bunun üzerinde siyaseti belirleyen de kadın. Bu nasıl belirliyor? İşte
kendi başına gelen olayı kamunun önünde yaşayarak ve yaşadıkça bunu kendi avantajı haline getirmeye başlıyor. Paralel bir öykü de var içinde. İspanyollar böyle karışık paralel öyküler yapmayı çok seviyorlar. Özellikle bu mix yani karışık kurgu dedikleri baştan sondan oradan buradan sonra birilerinin bile birleşen hikayeleri burada görebiliyorsunuz. Kendi siyasetçinin kendi hikayesiyle birlikte bir başka kadının kendi özel hayatındaki video paylaşıldığı için bir işçi kadının kendi özel hayatındaki videosu fabrika çalışanlarıyla paylaşıldığı için başına gelenler o fabrika çalışanlarından sendikaya, sendikadan siyasetçilere kadar kendisine nasıl davranıldığı ile ilgili aslında bir paralellik var. Bu iki paralel hikaye beraber okunuyor, bir yerde birleşiyorlar ve siyasetçi olarak Ituno bunu gündemine alıyor ve böyle devam ediyor. Şimdi bu drama serisi aslında bir sezon çekilmiş. İkinci sezonu yapılacak. Onay aldı büyük bir ihtimalle. Büyük bir ihtimalle. Yani onay aldığı konuşuluyor. Netflix çünkü birinci sezon da yine havada kalıyor. Yani daha seçime giremedik çünkü. Ama kazanacağı bu seçimde nasıl olacağıyla ilgili Soymalen dizideki ismi Soymalen'in hikayesini aslında görüyoruz. Özellikle iyi işlenmiş, senaryosu ağır. Her siyasi konuşmanın metninin önceden yazıldığı ya da belki de İspanya'da bu konuşmalar yapıldığı için biliniyor ve ona göre zaten siyasi olarak yazılabilmiş bu metinler diyeceğim, senaryo diyeceğim. Ama her bir konuşmanın, her bir repliğin senaryodaki düşünülmesi, konuşulması gereken yani üzerine oturduğunuzda her bir sahne üzerine aa burada bu olmuş, şurada şu olmuş diyebileceğiniz bir dizi. Herkese öneririm. Ama böyle hani kafanızın rahat olduğu bir anda seyredin. Aman bugün kafa dağıtayım azıcık böyle süper kahraman dizi seyredeyim diyorsanız bu dizi size göre değil. Ama böyle boş olduğunuzda izleyin. Buradan edineceğiniz bir şeyler var mıdır? Olabilir. House of Cards bir Amerikan yapımıydı. Orada çok yüzeyseldi. Burada derinlemesine giriyorlar. İspanya'da siyasetteki kadınların yaşadıkları oldukça son dönemde oldukça çok konuşuldu aslında. Avrupa basının da çok gözükmese de İspanyol basını bu konuları gündeme getirdi. Belki de biraz olsun bu konuyu işlemek istemişlerdir. İspanyol dizilerinde genel olarak bir güçlü kadın karakterini sürekli görüyoruz ve siyasi dramalarda bu aslında daha fazla öne çıkıyor. Bir başka Brezilya dizisi de yine var Netflix'te. Onu da bir başka bölümde size anlatırım. Orada da yine buna benzer bir hikaye dönüyor. Orada da bir gazeteci araştırması üzerine kurulu diyelim. IMDb'de çok fazla yüksek sıralarda değil, 6,8'de bu rating olarak yani 7-9'a gelememiş çok böyle şeyler. Ama biliyorsunuz IMDb'de herkes oy kullanabiliyor sonuçta yani ne kadar gelse. Son bir yıl içerisinde de 739 oy almış ve düşüş göstermiş. Yani çıktığı popülarite olarak 739. sırada pardon. Öyle söyleyeyim. 18 plus bir dizi ve 50 dakika 2022 yaz yapımı Intimidad orijinal ismiyle Intimacy 8 bölümden oluşan bir siyasi drama dizisi.